almak şeyiyle 9.712 lira 2017'nin yılına devir edilmiş. Arkadaşlar lütfen sohbeti keselim, dinleyelim. Hepimiz ilgilendiren bir husus. Çocukları da rahat bırakalım, şu ortaya gelsin küçükleri. Aralarla dolaştırmayalım, ne olur ne olmaz. Ama dinleyelim lütfen. ...2017 yılı sonu itibariyle derneğimizdeki mevcut 80.500 TL para olmuş. Bunun yaklaşık 70.000 lirası bağış olarak toplanmış. Derneğimizin de gideri 3.228 lira. Buraya dikkatinizi çekelim. 2017 yılında İstanbul'da bir iftar programı verdik, biliyorsunuz. Beraber iftar ettik. O da nasip oldu bizlere. Aynı şekilde köyümüze, köylerimizle yine aynı Kadir Gecesi'nin iftar programı verdik. Ve Ramazan Bayramı'nda da köylerimizle bir kahvaltı yaptık. Bunlar da dahildir arkadaşlar. Yani derneğin muhasebesine dahi para ödemiyoruz. Gider olmasın. Yani muhasebeciliğini bile kendimiz yönetim kurulu olarak bizler yapıyoruz. Dernekle ilgili çalışmamız işte ikinci bandıma şenliğimiz oldu. Öncelikle şunu da unutmadan söyleyelim. Bu gece burada toplanmamıza vesile olan ve bu güzel mekanı bize ücretsiz tahsis eden Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrıcı Beyefendi'ye de teşekkür ediyoruz dernek ve üyeler adına. Bizleri Çubuklu Dereleri kale aldılar, adam yerine koydular. Göz ardı etmediler. Böyle düşünmek gerekir. Yani az buz bir şey değil, küçümsemeyelim. Buranın bir gecelik yani faaliyetinin 5.000 lira kirası var arkadaşlar. Belediye başkanımız bize burayı ücretsiz tahsis etti. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu geceki bandıma şenliğiyle ilgili onları da dile getirmesek olmaz. Katkısı olan Orhan Yadigar, Mehmet İstek ve Şevket Kaftan ve işvereni patronuna da çok teşekkür ediyoruz burada. Bandımayla ilgili iftar sponsorluğunda bulundular. Onlara da bir alkış, bence daha çok alkış hak ediyorlar arkadaşlar. Şunu hep dedik ama bunu bir türlü yapamıyoruz. 18 yaşını doldurmuş, eli iş tutan, yani gelir olan gençler üye yapmıyorsunuz. Bu yanlış, bu hoş olmuyor. Bizim amacımız para toplamak değil, kara geçmek de değil. Amacımız üye sayımızı yükseltmek. Niye diyeceksiniz? Güç çoğunlukla oluyor, güç birlikte oluyor. Şimdi 128 üyemiz var şu anda hali hazırda. Niye bu 200 olmasın? Niye 250 olmasın? Bizim hedefimiz herkesi üye yapabilmek. Zaten üyelik yıllık üyelik aylarda da 100 lira. Bunun zaten artırmak için öyle bir niyetimiz de olmaz. Yetkimiz de yok zaten. Üyelik aidatını değiştirmek. Genel kuruma yetkisinde olan. Şimdi arkadaşlar biz zaten bu işin başındayız. Sizler de biliyorsunuz. Ama biz geçen sene Ramazan ayında Sayın Muhtarım da burada. Biraz sonra o da size söyleyecekleri vardı zaten. Yani boyumuzdan büyük işin altına girdik aslında. Ramazan bayramında köyde hepimizin duymuşuzdur. Yani bir karar alındı. Camimizi biliyorsunuz. İğdır civarında 56 köy var. Ben iddia ediyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. En sona denildi ki bunu yıkalım yeniden yapalım. Bu karar benim kararım değil. Derneğin kararı değil. Köyün kararı. Eşladın büyüklerimizin kararı. Biz de köy muhtarlığına destek olmak amaçlı biz de varız dedik bu işin içine. Velhasıl orada iki defa toplantı yaptık. İşte taahhütte bulunanlar oldu, yardım edenler oldu. 10.000 liraya kadar derneğimize, köyümüzde cami yaptı. Cami için bağışta bulunanlar var. Yani sözünü yerine getirenler.
Ama taahhüdü dedik de daha kıpırdatmayan insanlarımız da var. Şimdi cami yapmak yaklaşık 300-400 bin lira gibi bir maliyet. Onun projesini de yaptırdık. Kurtarlığa da teslim ettik köyde. Çift katlı, bodrumlu, kasılanlı, şadırmanı içinde olan işte bir cami yapmayı planlıyoruz. Ama bu cami tabii bizim böyle PKK'a hoş durmamız da olmaz. Hep beraber olacağız. Herkes taşın altına eline koyup, taşın altına elini koysun diyoruz. Yoksa o işin içinden biz de çıkamayız. Ben ne yaptım? 5 tane yönetim. İşte 10 tane de köyümüzden hayırsever çıkmış. İşte 1000 lira vermiş, 5000 lira vermiş. Bu işler gitmiyor onunla. Şunu demeye çalışıyorum, bir örnek vereceğim. Yardım edenlerden Allah razı olsun. Etmek isteyip de hala kendini bekletenler de beklemesine gerek yok. Şu anda da yardım edebilir. Biz istiyoruz ki şimdi bu akşam burada bunu bir belirleyelim. Kim ne kadar yardım ederse hemen edebilir. Etmek isteyenler de miktar yazdırıp Mart sonuna kadar onu da yapabilir. Köyümüzün dışından 35 bin lira para topladık arkadaşlar. Düğenleyi tanımayan insanlardan. Bakın kapı kapı gezdi. Dedim ki böyle bir öyle bir cami yapıyoruz biz. Adam yaz bana 1000 lira, yaz bana 1500 lira. Mesela biz hala kılımızı kıpırdatmıyoruz. Hala Kurban Bayramı'nda şunu söylesen yeter diye düşünüyorum. Fatih Azoğlu burada mı? Yok. Köse'nin Aziz'in oğlu. Fatih Azoğlu tanırsınız öyle deyince. Bu babasını da kaybettiriyorsunuz. Kurban Bayramı'nda evime geldi. Evimi bayramladı. Dedi abi dedi şu üyelik aidatını ödeyeyim. Çıkardı 1100 lira parayı verdi. 1000 lira dedi camiye. Ne istiyorum dedi. Ben kendimi tutamadım tabii. Hala da uygulanıyorum. Bu çocuk üniversite öğrencisi. Bir annesi var sadece. Köyde yaşıyor. Kimseler yok. Fatih Azoğlu bunu yaparsa ben niye 3000 lira yardım etmeyeyim ki? Ya da Ahmet niye 1000 lira yardım etmesin ki? Niye adam? Mehmet niye 5000 lira yardım etmesin? Bunu unutmayın diyorum. Ayrıca şu anda hastanede yatmakta olan Mehmet kardeşim oğlu Ökem kardeşimle de acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda da onları da aramızda görmek nasip olur bizlere inşallah. Bir slide gösterimiz olacak. Onun peşinden manduma ziyafeti yapacağız. Yaklaşık 11 gün falan da isteyen çıkıp gidebilir ondan sonra. Köy muhtarımın da herhalde söyleyeceği bir şey vardı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar geldiniz buraya. Değer verdiniz, bizleri onurlandırdınız. Ne güzel. En azından bunu yapabiliyoruz. En azından bir araya gelebiliyoruz. Biz de yolun başındayız tabii daha. İşte bir dahaki sene değil, Nisan ya da Mayıs ayında bandırmayı bırakalım da kahvaltı yapalım diyoruz. Böyle daha emeği az olan, hepimizin oturup sohbet ederek daha uzun süre bir arada geçirmek için biliyorsunuz şimdi hanımların bir kısmı bu faaliyeti göremiyor, izleyemeyebiliyorlar da. Onun için bir çalışma yapacağız ya da piknik gibi bir şey düşünüyoruz. Mikrofonu bırakmadan şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Düğünlerde, nişanlarda, şurada burada hala biz topuk topuk yaşıyoruz. Şunu yapmayalım ya. Bakın ne güzel. Buraya toplandık hepimiz. Her aile geldi. Ne güzel. Yarın birisinin bir faaliyeti ya da bir cenazesi olursa bireysel hareket etmesek de dernek vasıtasıyla, dernek yönlendirmesiyle topyekun gelsek, topyekun gitsek daha güzel olmaz mı? Şimdi bir faaliyet yapmayı duyuru al yapıyoruz. Bu sefer de aynı şey oldu. Dedik ki sayı bildirin. İşte şu güne kadar yani 10 kişiyi geçmedi sayı bildirin. Şimdi biz tek tek telefonla aradık da sayı topladık da hazırlık yapıyoruz. Biliyorsunuz sayı bildirmek nedir? Toplam katılımcıyı bilip
ona göre burada hazırlık yapmak. Sayı bildirmenin amacı da budur. Başka bir şey yok. Yani niye 10 kişi geliyorsun, niye 20 kişi geliyorsun diye bizim sorgulamamız yok. Ondan da mutlu oluruz biz. Yani herkes eve beraber. Bu arada kooperatif başkanımız da gelmiş buraya. Muhtarımız zaten burada. Köyden gelen Akif Azoğlu Muhammed Hocam burada. Bayram Kabucu Beyefendi buraya gelmiş. Başka gelen Kadir Kabucu var. Arkadaşlar köyden bak, gecenize gelip de görmediğimiz var mı? Yani gözden kaçabilir. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu gece ayrıca onur konuğumuz var. Toros'un Karayusuf'un torunu olur Cemal Hasan Baş. Köyümüzde çocukluğu, köyümüzde geçti. Güvenliği bilen bir arkadaşımız. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz hepiniz. Yani şu düğünlerde, cenazelerde, topyekun hareket yani edebilirsek daha güzel olur. Arkadaşlar cami için cidden herkesten fedakarlık. Sadece cebinizden bir şey istemiyoruz. Sosyal çevreniz yok mu arkadaş? 500 lira cebinden veriyorsan 500 lira çevrenden, iş ortamından topla. Arkadaş ortamından toplayabilirsin. Ben tekrar herkese teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım. İyi akşamlar dilerim. Afiyet olsun diyorum. Gösterisini ilk defa gelenler dinleyebilir. Ecdadımız içimizden ebedi aleme göç etmiş büyüklerimiz. Bunu biz hiç bırakmayacağız. Bu albüm yarın bir gün bizler de burada olacağız zaten. Orada yerimizi alacağız. Bunun sonunda da Ahmet Hocam'la da zaten geçmişimizin ruhları için bir fatiha bekliyoruz. O program devam edecek. Muhtarım size ve Adnan Bey size de söz verecek ama slide'ın sonunda biz burada belki cümleler bu yanlış bu köşenin Aziz'i olacak ama Aşin Aziz diye yazmışlar. Amacımız köyde konuştuğumuz Nakat Valide bunu böyle ben hazırladım. Aşin Aziz, Kadir'in Aziz, işte Mısır'ın Kadir, Anem'in Kelasan gibi vesaire. Kör Galip. Arka tarafta mı? Göreceksiniz gibi herkesin lakabı neyse izleyin ve Fatiha içinizde okuyabilirsiniz. İyi akşamlar.
Emine büyüklerim, küçüklerim, değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, biraz heyecanlı, duygulandım. Onun için kısa keseceğim. Öncelikle bizlere bu mekanı bu gecede tahsis eden Belediye Başkanımız Lokman Çağrı Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi kısa hemen kısa keseceğim, biraz duygulandım. Şimdi biraz da heyecanlıyım, kusura bakmayın. Başkanımızın bazı şeyleri yeterince anlattığına inanıyorum. Onun için önümüzdeki nasip olsa başlayacağımız bu cami için sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. Camimizin projesi geldi. Ben baktım, inceledim. Çok güzel bir şey köyümüze de yakışacağını düşünüyorum. Onun için sizlerden desteğinizi bekliyoruz. Kusura bakmayın, biraz duygulandım da, heyecanlıyım da, kısa kesmek istiyorum. Teşekkür ederim. Değerli alkışlarınızla. Öncelikle herkese cami gönülden selamlıyorum. Herkes hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugünümüzü burada hep beraber bizleri bir araya toplayan ve gerek dernek başarımız, gerek dernek kooperatif üyelerine herkese tek tek teşekkür ederim. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Misafirler, az önce slaytta da izledik, değerli ölmüşlerimizin, kaybettiklerimizin ruhuna bir Yasin-i Şerif okunacak. Saygıdeğer hocamız Muhammed Azaroğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا Thank you.
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بجودك لكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين okumuş olduğumuz Fetih suresinin bir bölümünü Fatiha suresini dergahında kabul eyle ya Rabbi ya Rabb el alemin hasıl olan sevabı öncelikle alemlere rahmet olarak gönderdin buyurduğun Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhuna hediye ediyoruz haberdar ile ya Rabbi. Bizleri şefaatine nail eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Hazreti Peygamber'e kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin ruhlarına hediye ediyoruz haberdar eyle. Sahabi efendilerimizin, tabiun efendilerimizin, tebe-i tabiun, eyyime-i müştehidin, ve İslam'a hizmet etmiş olan tüm gönüllerin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle. Ahirete intikal etmiş gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle. Ya Rabbel Alemin. Cümle ölmüşlerimizin köyümüz kabristanlığında yatmakta olan Ya Rabbel Alemin, mümin ve müminatın ruhlarını hediye ediyoruz, haberdar eyle Allah'ın. Ya Rabbel Alemin, bizlere hayırlı ömür ihsan eyle. Ya Rabbi, bizlere hayırlı ölüm ihsan eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek çene kapamayı bizlere, ana babalarımıza, evlatlarımıza nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Fetih suresinde buyurduğun müjdeyi bizlere nasip eyle, ordumuza nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, mazlumun mağduru olan ordumuza, mazlumun mağduru olan milletimize bu duyguyu nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizlere bu duyguyla yaşayacak ameller ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, ordumuzu karada ve denizde muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle.
Devletimizi, milletimizi ve bizleri her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışlayıver Allah'ım. Bizleri dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ölmüşlerimize rahmet eyle. Ya Rabbel Alemin, birliğimizi, beraberliğimizi bozma Allah'ım. Bozmaya çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Güzel ülkemi parçalamak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, fitne ile fesat ile aramızı açmaya çalışanlara fırsat verme. Ya Rabbi, onların kötü emellerini kendi başlarına mazhar eyle ya Rabbi. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Seyyidel Evveline ve'l-Ahirin. Rahmetke ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Şu kapıyı kapatın, kimse girmesin. Sen benim ismimi yazma, benim resmimi bile çekmişsin. Esas beni çekeceksin onu. Kaşık var mı başka? Yok, bana gerek yok. Oraya siz şey olun sırayla. Bu ne büyüğü? Planları bitti, çalıştı.